CEO ile teknoloji sohbetlerinde yeni bir program için karşınızdayız. Bu sefer Türkiye'den çok uzaklarda, Amerika'nın bir başka köşesinden, Seattle'dan sizlere sesleniyorum. Herkese merhaba. Konuğum Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu. Murat Kansu ile beraber Seattle'da Microsoft Genel Merkezi'ndeyiz ve dijitale dair, teknolojinin yeni nimetlerine, ürünlerine dair birçok konuyu incelemeye geldik. Murat merhaba. Merhaba Sone. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Hoş geldin. Jet'teki atlattık. Güne ayak uydurduk ve yeni günün ilk sabahında Seattle'dan hemen ayağımızın tozuyla kayıta geçtik. Öncelikle ben buraya gelirken beni en çok heyecanlandıran şeyi de söyleyeyim. Bir kere Seattle'ın neredeyse büyük bir bölümü Microsoft Campus. Hatta bir üniversite kampüsü kadar büyük. Doğayla iç içe, yani bir teknoloji şirketinden ziyade bir doğal parkta gibi hissettim kendimi. Böyle bir ortam teknolojiyi üretenlere, katkıda bulunanlara sence nasıl bir ilham veriyor? Onu önce dinleyeyim. Çok güzel bir noktayla başladık esasında. Dediğin gibi çok büyük bir kısmını kapsıyor Seattle şehrinin Microsoft Redmond bölgesinde kurulu. Dünyada bizim 90 bin çalışanımız var. Bunlardan yaklaşık 35 bin kadarı burada. Araştırma ve geliştirmenin büyük bir kısmı burada yapılıyor ve gördüğün gibi çok doğal bir ortamda ve çalışma koşullarının da alıştığımız ofis ortamından çok daha serbest olduğu bir şekilde çalışıyor. Özellikle yazılım geliştiriciler. Belki zamanımız olursa gezeriz. Belki şortlarla, terliklerle çalışan geliştiricileri göreceksin. Bazıları eve gitmeden burada uyuyorlar. Uyku tulumuyla gelenler var. Çünkü yazılım geliştirme biraz yaratıcılıkla da ilgili bir şey. İlham geldiğinde yeni bir şekilde belki bir prosesi kodlamak için onlar hemen kalkıp burada ofiste gece yarısı bile onu kodlayıp yeni bir ürüne dönüştürebiliyorlar. Bu dediğin gibi çok güzel bir yani özgürlük, rahatlık, kolay çalışma ortamı bu yaratıcılığın sağlanabilmesi için çok çok önemli gerçekten. Çok güzel bir noktaya değindin aslında. Ben teknoloji sohbetlerinde bazılarına çok primitif gelebilir ama hep altını çizdiğim konu her şey çevresel şartlardan başlardı. Dolayısıyla çalıştığımız ortamlar, bulunduğumuz ortamdaki havalandırma, iklimlendirme, efendim her türlü şartlar bizim için çok önemli. Hatta kıyafet konusu, ben herhalde kravatıyla en erken vedalaşmış Türk bankacıları arasında ilk sırada yer alırım. Bu anlamda kıyafetin de ortamın da yaratıcılık için çok önemli olduğunu, özellikle dijitalleşmede yaratıcılığı bu kadar altını çiziyorsak tüm emek verenlerin bu anlamda daha iyi şartlara sahip olması gerektiğini sen de teyit etmiş oldun. Çok doğru. Gerçekten bu önemli. Peki bir de sana ikinci bir konuyu daha sormam gerekirse, o da sonuçta Microsoft aslında tarihsel süreçte teknolojide dijitalleşmeye en erken girmiş Big Tech adını verdiğimiz devlerden bir tanesi. Fakat son dönemde yarışa yeni giren 10-15 yıllık şirketlerle de dişe diş çok iyi mücadelesini sürdürüyor. O anlamda bize azıcık da Microsoft'un eski teknoloji şirketi olmasına rağmen hala Big Tech arasında güçlü ve yaratıcı olmasının neye bağlıyorsun? Onu da senden dinleyelim. Evet, dediğin doğru. Baktığımız zaman bu Fortune sıralamasına, dünyanın en büyük şirketleri, en değerli şirketleri sıralamasına Microsoft her zaman 1980'den itibaren hatta sürekli ilk 5'te yer alan bir şirket. 1975'te kurulmuş olmasına rağmen bu dönemde ne şirketler geldi, geçti diyebiliriz. Ama hep Microsoft'u o ilk 5'in içerisinde gördük. Bu kolay başarılan bir şey değil. O dönemlerde enerji şirketleri mesela petrol şirketlerini görebiliyoruz o ilk 5'in içerisinde. Sonra bazı büyük otomotiv şirketlerini. Fakat Microsoft bazen 5. bazen 1. bazen 2. bazen 3. bu hep 5'in içinde oldu. Ve bunun sebebi de devamlı kendini yenilemesi. Dünyanın en başarılı şirketlerinden biri olmasına rağmen o başarının rahatlığıyla davranmayıp sürekli olarak
yeni şeyler üretmesi, alanlarını değiştirmesi. Mesela biz yıllarca PC üzerindeki yazılımlarla büyük bir varlık elde ettik ama birdenbire hala o büyük pazarı elimizde tutmamıza rağmen buluta yatırım yapmaya başladık. Hemen araya gireyim. Bu dönemde sen söyledikçe aklıma geldi. O kadar çok telekom şirketi ve marka geldi ve gitti ki tabii şu anda bile mevcut telekom markalarının tehdit eden yeni markaları konuşuyoruz. Gerçekten o anlamda baktığın zaman hani içinde bulunduğumuz dönemde bir teknoloji şirketinin Microsoft'un olduğu kadar güçlü, büyük ve uzun süreli ayakta kalması ve hatta önümüzdeki dönem içinde iddialı olması çok daha kıymetli bir hale geliyor. Çok doğru. Ve orada işte bence önemli olan başarıyla yetinmeyip o başarıyı sürdürebilmek için risk alarak yeni alanlara, müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabileceğimizi düşündüğümüz yeni alanlara hiç korkmadan yatırım yapmak, o tarafa doğru gidebilmek. Dediğim gibi bulut konusundaki değişimimiz esasında çok büyük bir değişim. Bizim içerimizde de hizmetlerimizin, ürünlerimizin geliştirme şekliyle de. Fakat bunu da başardık. Şu anda işte biliyorsun dünyanın en büyük iki bulut bilişim sağlayıcısından birisiyiz. Türkiye'nin en büyüğüz. Ve bu yolda da çok başarıyla gidiyoruz. İşte oyun konsolları eskiden yoktu. Mesela Xbox. Bunlar hep Microsoft'un risk alarak girdiği konular. Mesela Surface gibi donanım konuları PC pazarında da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük yerimiz var. Böyle de yeni şeylerle de devam edeceğiz. Özellikle yapay zeka biliyorsun çok önemli. Hayatın bir parçası olmaya başladı. Kullandığımız her şeyde, telefonlarımızdaki bütün aplikasyonlar, iş uygulamalarının hepsinin içerisinde var. Buraya da büyük yatırım yapıyor şirket yapay zekaya. Geleceği böyle görüyoruz. Şöyle toparlayalım o zaman bu güzel sohbeti. Açıkçası ben yaklaşık 30 sene önce ilk tecrübe ettiğimde kişisel bilgisayarlar için vazgeçilmez işletim sistemi olan Microsoft bu geçen 30 sene içerisinde senin de özetlediğin gibi çok yeni teknoloji alanlarına girip ürün ve hizmetler çözümlerini genişletmiş. Üstelik de bu anlamda kendi gücünü de perçinlemiş oldu. Bugün burada daha sonraki yayınlarımızda da bahsedebileceğimiz yeni konulara dokunuyor olacağız. Özellikle blockchain konusunda Microsoft'un çok aktif olduğunu biliyoruz. Onu yerinde inceleme fırsatımız, dinleme fırsatımız olacak. İkincisi IoT ile ilgili çözümlerinize dair nesnelerin internetini öğreneceğiz. Ve her şeyden de önemlisi beni çok heyecanlandıran Ar-Ge bölümünde Türk mühendislerinde olduğu Artificial Intelligence konusunda ekiplerinizi dinleme fırsatı bulacağız. Açıkçası ben Microsoft gibi bir büyük devin hiçbir zaman hantallaşmadan, yavaşlamadan, hızını kesmeden büyüklüğünü soğukkanlıkla korumaya çalışmasından ve önümüzdeki dönemdeki yeniliklere de böylesine açık olmasından masanın bu tarafında hem bireysel hem kurumsal bir tüketici olarak çok büyük memnuniyetle bakıyorum. Sizlere de işlerinizde başarılar diliyorum. Beni de buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.